Kamu personel seçme sınavı, ön lisans, genel yetenek, 4 Kasım 2018. Soru 1. Çeviri yaparken özgün bir metnin kelimelerinin içine nüfuz edebilmek için metni tekrar tekrar okuruz. Sonra orada bulduklarımızı toparlar ve tercüme edilecek dilin ardına koyarız. Artık asıl zorlu iş ev sahibi dili söze dökülmeyi bekleyen şeyleri kabul etmeye ve onu ağırlamaya ikna etmektir. Bu parçadaki 6 çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Aralarındaki uyumsuzluğu giderebilmek. B. İletişim. Ettikleri düşünce ve deneyimleri kavrayabilmek, C. yansıttıkları ebedi geleneği anlayabilmek, D. okur tarafından anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlayabilmek, E. tercüme edilecek dilin söz varlığını aktarabilmek. Doğru cevap B. İlettikleri düşünce ve deneyimleri kavrayabilmek. Soru 2. Televizyonun uzak ve yakın dünyanın bütün olaylarını ve bütün insanlarını karşımıza getirişi nokta nokta denilen o vazgeçilmez duyguyu bütün yanlarıyla nokta nokta. Bu cümledeki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Hayret sarsmaktadır. B. Heves kanıtlamaktadır. C. Merak doyurmaktadır. D. Sevinç azaltmaktadır. E. Kaygı yok etmektedir. Doğru cevap C. Merak doyurmaktadır. Soru 3. Etkili söz söylemek, dürüst olmaktan ziyade başkalarını kendi düşüncesine çekme amacında olan insanların silahıdır. Bu cümlede vurgulanan düşünceyi bütünüyle ifade eden özlü söz aşağıdakilerden hangisidir? A. Hitabetin amacı doğruluk değil iknadır. B. Doğru sözü dinleyen kulak çok azdır. C. Dinlemeyi bilmeyenden hatip olmaz. D. Sözü doğru olanın süse ihtiyacı yoktur. E. Doğru ifade en olmadık insana bile varır. Doğru cevap A. Hitabetin amacı doğruluk değil iknadır. Soru 4. 1. Cevat Çapa'nın eserleri Kaz Dağları'nı dolaşıp suyla buluşmaya can atan kekik kokulu bir rüzgardır adeta. 2. Onu ne zaman okusam bu hisse kapılırım. 3. Bendeki bu his Su Sesi adlı eserini okuduğumda daha da kuvvetlendi. 4. Dağ, rüzgar, orman ve su belleğin kapılarını açan kavramlar misali onda hep vardı ama bu kez iyice belirgin. 5. Çok takvim yaprağı eskitmiş bir kalemin mazi üzerinden hesaplaşması olarak rahatlıkla okunabilecek su gibi billur bir eser armağan etmiş bizlere şair. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetmeye yer verilmemiştir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 4, C. 2 ve 3, D. 3 ve 5, E. 4 ve 5. Doğru cevap C. 2 ve 3. Soru 5. Bir şey okurken veya gündelik işlerimizle ilgili bir plan yaparken kelimeleri sesli olarak söylemesek de kafamızın içinde onları bir an duyar gibi oluruz. Konuşma bir sürü karmaşık sürecin birlikte gerçekleşmesiyle ortaya çıkan bir işlevdir. Bazı araştırmacılar bir hayli uğraş sonucu geliştirdikleri yapay zeka uygulaması ve kafaya takılan kulaklığa benzer bir takım cihazlar yardımıyla iç konuşmalarımızı yazıya dönüştürmeyi başardı. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Doğru cevap E 5. Soru 6. Oxford sözlüğü her yıl olduğu gibi bu yılda yılın sözcüğünü açıkladı. Postrat sözlük Amerika'daki başkanlık seçimine bağlı olarak kullanım sıklığı çok artan bu kelimenin anlamını şu şekilde vermiş. Nesnel gerçekliklerin kamuoyunu şekillendirmede duygusal ve kişisel görüşlerden daha az etkili olması. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Doğru cevap A 1. Soru 7. Günümüzde bazı sağlık merkezleri vücudumuzu iyileştirirken aynı zamanda ruhumuza da iyi gelecek terapi bahçeleri oluşturmaya başlıyor. Bu bahçelerin amacı hastaları hastanelerin ve tedavi merkezlerinin soğuk ve stresli ortamından bedenen ve fikren bir nebze olsun uzaklaştırabilmek ve tedavi sürecini kısaltabilmektir. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? A. Ünsüz benzeşmesi, B. Ünsüz türemesi, C.
ünsüz yumuşaması, D ünlü daralması, E ünlü düşmesi. Doğru cevap B. Ünsüz türemesi. Soru 8. Edebiyat sahnesine 1960'lı yılların başında çıkan Nikita Stănescu... Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin ögeleri sırasıyla özne zarf tümleci, yer tamlayıcısı dolaylı tümleç, yüklem şeklinde olur. A. Çeşitli gazete ve dergilerde redaktörlük ve başyazarlık görevlerinde bulundu. B. Daha ilk zamanlarında Romanya'daki edebiyat çevrelerinde fırtınalar kopardı. C. Yarım yüzyıllık yaşamına her biri diğerini aşan mükemmel eserler sığdırdı. D. Yazdıklarıyla kısa zamanda ülkesinin en sevilen şairlerinden biri oldu. E. İkinci şiir kitabıyla Romanya'daki sanatseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Doğru cevap B. Daha ilk zamanlarında Romanya'daki edebiyat çevrelerinde fırtınalar kopardı. Soru 9. Bir pazar günü Kanlıca'nın tarihi yerlerini gezmeyi umut ederek çıktığım yolda boğazın masmavi suları, martıların çığlığı ve bir ölüyü bile diriltecek kadar tatlı esen Meltem beni kendine doğru çekmişti. Kendi kendime Kanlıca bu hafta kalsın deyip sahile doğru yürümüş ve orada saatlerce oturmuştum. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci sözcükte belirtmez hali eki kullanılmıştır. B. İkinci sözcükte sıfat fiil eki kullanılmıştır. C. Üçüncü sözcükte gelecek zaman eki kullanılmıştır. D. Dördüncü sözcükte geçmiş zaman eki kullanılmıştır. E. Beşinci sözcükte yönelme hali eki kullanılmıştır. Doğru cevap C. Üçüncü sözcükte gelecek zaman eki kullanılmıştır. Soru 10. Cisimler ısındığında veya soğuduğunda ya enerji kazanır ya da enerji kaybeder. Gece yanan bir ateşin karşısında ayakta durursanız vücudunuzun ateşe dönük tarafı diğer tarafınıza göre kaybettiğinden daha fazla enerji kazandığı için ısınır. Sırtınız ise havaya kazandığından daha fazla enerji verdiği için soğuyarak üşür. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Doğru cevap D. 1. Zarf, 2. isim, 3. sıfat, 4. edat. Soru 11. 1. Ön yargılar olumlu veya olumsuz olabilen peşin hükümlerdir. 2. Olumlu ön yargılarımız bizi kendimize benzeyen insanların erdemlerini abartmaya yönlendirir. 3. Olumsuz ön yargılarımız ise bizden farklı kişileri kınamakla sonuçlanır. 4. Olumsuz ön yargı belli belirsiz bir hoşnutsuzluk veya ciddi boyutta bir ayrımcılık gibi farklı şekillerde ortaya çıkar. 5. Kültürde kökleşmiş bu tip tutumlar herkesin bir parça ön yargı sahip olduğunu gösterir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Doğru cevap D 4. Soru 12. Düne nazaran güneşli pırıl pırıl bir gündü. Okul çıkışında dağlara doğru yürümüş, çamlardan yayılan reçine kokularını içine çeke çeke tırmandığı tepeden aşağıya bakıyordu. Önünde masmavi bir göl, ışıl ışıl bir gökyüzü, uçsuz bucaksız bir ufuk vardı. Sanki bir yere çağrılıymış, yerle göğün birleştiği çizgiye doğru dümdüz yürüse kavuşabilecekmiş, biraz uzansa kucaklayabilecekmiş gibi kollarını maviliğe açtı. Ama hemen ardından nedenini tam anlayamadığı bir acı hissetti yüreğinde. Gözleri daldı uzaklara. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İkilemelere yer verilmiştir. B. Karşılaştırma yapılmıştır. C. Kişileştirmeden yararlanılmıştır. D. Öykülemeye başvurulmuştur. E. Betimlemeden faydalanılmıştır. Doğru cevap C. Kişileştirmeden yararlanılmıştır. Soru 13. 1. Kemer, kadınlar ve erkekler için giyim tercihi, tasarım ve moda doğrultusunda gün be gün değişen bir ürün olarak göze çarpıyor. 2. Görünüşte normal bir kemere benzese de sahip olduğu özellikler dolayısıyla giyilebilir teknoloji dünyasındaki yerini alan yeni bir akıllı kemer piyasaya sürüldü.
3. Özellikle aktivite ve sağlık takibi üzerine yoğunlaşan kemer, kullanıcısının yeme alışkanlıklarını ve bel ölçüsünü akıllı algılayıcı teknolojisi yardımıyla izleyebildiği gibi gün içinde ne kadar oturduğunu ve ne kadar yürüdüğünü de adım sayma özelliği sayesinde hesaplayabiliyor. 4. Aktivite ve sağlık verilerini, aktivite süresini ve harcanan kalori miktarını da hesaplama özelliği olan kemer, çeşitli mobil uygulamalar üzerinden günlük, haftalık ve aylık olarak takip edilebiliyor. 5. Kullanıcının aktivite ve sağlık verileri dikkate alınarak bir planlama yapılıyor ve kullanıcının hedefe ulaşıp ulaşmadığı kontrol ediliyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Doğru cevap A. 1. Soru 14. 1. Lakabı sessiz katil olan karbon monoksit, renksiz, kokusuz ve az bir miktarı ile çok çabuk zehirleme özelliğine sahip bir moleküldür. 2. Neyse ki teknoloji bu sorunun üstesinden gelebilecek karbon monoksit dedektörü ismi verilen cihazlar gibi çözümler sunuyor. 3. Bulunduğumuz ortamda bir tehlike olduğunu duyumlarımızla anlamamız bu özelliklerinden dolayı neredeyse imkansızdır. 4. Bu cihazlar bulundukları ortamda belirli bir miktarın üzerinde karbon monoksit tespit ettiklerinde alarm çalmaya başlıyor. 5. Sızıntılar tespit etmesindeki başarısı sayesinde dünyanın bazı şehirlerinde kapalı ortamlarda karbon monoksit dedektörü bulunuyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? A. 1 ile 5, B. 2 ile 3, C. 2 ile 4, D. 3 ile 5, E. 4 ile 5. Doğru cevap B. 2 ile 3. Soru 15. 1. Aslında bütün ağaçlar yapraklarını döker ama yapraklarını dökme zamanları türlerine ve hava koşullarına bağlı olarak değişir. 2. Bazı ağaçlar sonbaharda yapraklarının tamamını dökerken bazılarının yaprakları olgunluk dönemini tamamladıktan sonra dökülür. 3. Çam, köknar, servi ve ladin gibi bazı iğne yapraklı ağaçlar kış mevsiminde yapraklarını tümüyle dökmez ama yıl boyunca yaprak değiştirir. 4. Yaprağın dökülme sürecinde ilk olarak yaprak sapının gövdeye bağlandığı bölgedeki bir grup hücre farklılaşmaya başlar. 5. Bu bölge kopma bölgesi olarak isimlendirilir. 6. Bu süreçte kopma bölgesindeki hücrelerin çeperleri zayıflar, hücreler küçülür ve sonuçta yaprak zayıflayan bu bölgeden kopar. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Doğru cevap C. 4. Soru 16. Güneşte cildimizin renginin değişmesini, yaygın değişle yanmasını sağlayan güneş ışığının içindeki ultraviyole ışınlarıdır. Ancak uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalmak ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle güneş ışınlarının yoğun olduğu zamanlarda şapka ve gözlük takmak önerilir. Hatta çok gerekli değilse güneşe hiç çıkmayıp gölgede oturmak tavsiye edilir. Nokta nokta. Bu nedenle gölgede kalmak da çare değildir. Zira derimiz gölgede de yanabilir. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Uzun süre kapalı alanlarda kalmak cilt üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. B. Ancak belli bir süre güneş ışığından uzak kalmak bazı riskleri beraberinde getirir. C. Bununla birlikte ultraviyole ışınlarının etkisi gölgede cildi daha fazla etkiler. D. İnsan sağlığı için bir yerde uzun müddet hareketsiz kalmakta zararlıdır. E. Oysa korunulması istenen ultraviyole ışınlar cisimlerden de yansıyabilmektedir. Doğru cevap E. Oysa korunulması istenen ultraviyole ışınlar cisimlerden de yansıyabilmektedir. Soru 17. Yapay zekaya sahip robotların dünyayı ele geçirdiği filmlerin gerçeğe dönüşebileceğinden endişelenenlerin sayısı hızla artıyor. Aslında böyle düşünenler haksız da değiller. İnsana özgü düşünce sisteminden ve vicdandan yoksun otomasyona dayalı bir sistemin günün birinde kendi varlığını sürdürmeyi öncelik olarak belirleyip bu yönde kararlara imza atmayacağını kim bilebilir? İşte bu yöndeki olası bir gelişmeyi engellemek
edebilmek için dünya teknoloji devleri yapay zeka gelişiminin etik değerlere uygunluğunu sağlamak üzere yapay zeka ortaklığı adını verdikleri bir birliği hayata geçirdiklerini duyurdu. Birlik, yapay zeka alanında faaliyet gösteren pek çok şirketin bu alanda çalışan bilim insanlarının yardımıyla yapay zekanın eşitlik, şeffaflık, uyumluluk gibi niteliklerini kontrol altında tutmasını hedefliyor. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Teknoloji şirketlerinin yapay zekayı geliştirmeye yönelik çalışmalarını hızlandırdığı. B. Sinema dünyasındaki yapay zeka örneklerinin yeni uygulamalara ilham verdiği. C. Bilişim uzmanlarının yapay zekanın yarattığı riskleri görmezden geldiği. D. İnsanlar arasında yapay zeka uygulamalarıyla ilgili bazı kaygıların bulunduğu. E. Yapay zeka uygulamalarının insani değerleri geliştirmeyi hedeflediği. Doğru cevap D. İnsanlar arasında yapay zeka uygulamalarıyla ilgili bazı kaygıların bulunduğu. Soru 18. Teknolojik gelişmeler sonucu günümüzde genellikle klavye ile yazı yazmaya başladık. Ancak elle kağıda aktarılan bilgiler hafızada daha kalıcı oluyor. Elle yazı yazmak, bilişsel ve motor becerilerinin birlikte kullanıldığı bir eylem olduğundan elle not tutan öğrencilerin öğrendiklerini yorumlamada daha başarılı olduğu gözleniyor. Klavye ile yazandan farklı olarak elle yazan kişi harfleri okunabilir şekilde yazabilmek için daha fazla dikkat gösteriyor. Bu da öğrencilerin daha uzun süre ve daha yoğun bir şekilde düşündüklerine odaklanabilmesini sağlıyor. Elle yazmanın özellikle okuma yazmayı yeni öğrenen çocukların dil gelişimi ve okuma becerileri üzerinde de etkili olduğu bilinmektedir. Bu parçada elle yazmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Anlama ve kavrama süreçleri üzerindeki etkisine. B. Belleğin kapasitesi üzerindeki olumlu etkilerine. C. Farklı becerilerinin birlikte kullanmasını gerektirdiğine, D. Öğrenme ve dil becerilerini geliştirdiğine, E. Dikkati yoğunlaştırma süresini artırdığına. Doğru cevap B. Belleğin kapasitesi üzerindeki olumlu etkilerine. Soru 19. Ana vatanı Güney Amerika kıtasındaki Paraguay ve Brezilya olan stevia, papatyagiller familyasından uzun ömürlü bir bitki. Şeker otu ve tatlı ot olarak da anılan stevia'da en az 10 farklı bileşen var. Mutfak şekerinden %40 daha tatlı olan kurutulmuş stevia yaprakları özü alınıp işlendiğinde aynı miktardaki mutfak şekerinden 300 kat daha tatlı oluyor. Bununla beraber şekerin aksine çocuklarda tatlı bağımlılığı yapmaması, toksin içermemesi ve diş çürüğüne sebep olmaması bu bitkiyi daha cazip hale getiriyor. 1999-2004 yılları arasında Avrupa'da yapılan bilimsel araştırmalarda sağlığa zararlı herhangi bir etkisinden söz edilmemiş olması da stevia'nın hayatımızda gittikçe daha fazla yer alacağını gösteriyor. Bu parçada stevia ile ilgili olarak aşağı aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Yetiştiği coğrafya ve ait olduğu topluluğa. B. Farklı adlandırmalarına ve yapısına. C. Mutfak şekerinden farklı özelliklerine. D. Kullanıma hazır hale gelme sürecine. E. Sağlık üzerindeki olumlu etkilerine. Doğru cevap D. Kullanıma hazır hale gelme sürecine. Soru 20. Osmanlı döneminde yaşayan zembilli Ali Efendi bir Şeyhülislam'dı. Adında yer alan zembil, hasırdan örülmüş saplı torba veya sepet anlamına gelir. Ali Efendi evinin ikinci katından aşağıya bir sepet sarkıtıyor. Halkın şikayet, dilek ve sorunlarını yazıp bu sepete koymasını istiyor ve yine aynı yolla onlara cevap veriyordu. Halk Ali Efendi'nin bu sepetteki fetvasını, yani hükmünü okuyor ve ona göre hareket ediyordu. Dolayısıyla dilimize zembilli Ali Efendi ile giren gökten zembille inmek deyimi, gökten zembille inmiş Ali Efendi fetvası gibi değerli ve değişmez olanı anlatmak için kullanılıyor. Oysa geçenlerde seyrettiğim bir televizyon dizisinde kahraman muhatabına şöyle sesleniyordu. Ben gökten zembille mi indim? Beni neden hor görüyorsun? Anlaşılan o ki senarist bu deyimin manasını pek kavrayamamıştı. Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? A. Türkçe
üzerindeki deyimlerin oluşum hikayelerinin unutulmasından ve bir deyimin kendi anlam dünyasına uygun kullanılmayışından, C. tarihi olayların günümüz insanlarınca benimseyemeyişinden, D. televizyon dizilerindeki konuşmaların doğal olmayışından, E. basın yayın araçlarının dilin bozulmasındaki önemli etkisinden. Doğru cevap B. Bir deyimin kendi anlam dünyasına uygun kullanılmayışından. Soru 21. Ulubat Gölü üzerinde yer alan göl yazı, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 8 adası bulunan şirin bir köy. Bu adalar çukur alanların sular altında kalması ve yükseltilerin ada olarak belirmesiyle ortaya çıkmıştır. Tarihi kaynaklara göre göl yazıda yerleşik hayat Roma dönemine dayanır. Bu güzel yer bugün sular altında kalmış, ağaçları yarısı su içindeki evleri, göl kenarında dizili renk renk kayıkları ve harika gün batımıyla anılıyor. Bu sayede her yıl yüzlerce doğa ve tarih meraklısını ağırlıyor. Köy 1. derece sit alanı kapsamında koruma altına alınmış, dolayısıyla yeni yerleşim olanağı bulunmadığından her geçen yıl nüfus kaybediyor. Bu parçada göl yazı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Geçim kaynağının turizm olduğuna, B. ilgi duyulan bir yer olduğuna, C. nüfusunda neden azalma olduğuna, D. adalarının nasıl oluştuğuna, E. eski bir yerleşim yeri olduğuna. Doğru cevap A. Geçim kaynağının turizm olduğuna. 22 ve 23. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yaşadığımız acı ve kırgınlıkların dünya tarihinde bir örneği olmadığını düşünürüz. Oysa başkalarının acılarını okuduğumuz zaman görürüz ki ruhumuza eziyet eden şeyler aslında bizi acısı hakkında yeryüzünün hatıra defterine kısacık bir not düşmüş veya binlerce sayfa süren romanlar yazıp gitmiş herkese bağlayan düğümlerdir. Bunu anlamanın biricik yolu ise okumaktır. Soru 22. Bu parçada altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşadığı sıkıntıları yazdıklarıyla bir şekilde başkalarına duyurmak. B. Dünyadaki küçük ve büyük bütün acıların geçiciliğini kavramak. C. Her insanın ömründe benzersiz büyük bir acı yaşadığını fark etmek. D. Başka acıların büyüklüğüne kıyasla kendi acısını katlanılabilir görmek. E. Dünyanın acılarının üstesinden gelenlerle dolu olduğunu bilmek. Doğru cevap A. Yaşadığı sıkıntıları yazdıklarıyla bir şekilde başkalarına duyurmak. Soru 23. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Acı herkes içindir. Bizi farklı kılan daha çok onları nasıl karşıladığımızdır. B. Acının hafızası yoktur. Her acı onu diğerlerinden ayıran bir yenilik taşır. C. Başkalarının acısı kendi yaşadıklarımızın yanında küçük ve önemsizdir. D. Acıların benzerliği ve onları paylaşma isteği insanları birbirine bağlar. E. Yazarlar acılarını sözcüklere dökebildikleri ölçüde başarılı olurlar. Doğru cevap D. Acıların benzerliği ve onları paylaşma isteği insanları birbirine bağlar. 24'ten 26'ya kadar olan soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Eskiden bilmem gereken her şey bir yük gibi gelirdi bana. Her yeni kitap, her yeni ders, her yeni bilgi parçası hemen alt etmem gereken bir düşmandı benim için. Gördüklerimi veya duyduklarımı gerçekten anlayıp anlamadığım konusunda düşünmeye vakit harcamazdım. Şimdi ise anlamak için acele etmiyorum. Tadını çıkarıyorum. Bilgiyi okuduklarımdan, duyduklarımdan, gördüklerimden çok düşündüklerimle ve düşündüğüm oranda elde edebildiğimi biliyorum artık. Farklı kaynaklardan ulaştığım bilgileri yazıyorum, yazdıklarımı tekrar okuyorum, analiz ediyor ve daha çok okuduklarım ile sentezliyorum. Her yeni bilgiye yaşamımda, toplumda, doğada karşılıklar ve örnekler arıyorum. Okuduğum her şeyi daha önce okuduklarımın aynasında izliyorum. Bilginin tarihini de öğreniyorum. Bir bilgi nasıl doğuyor, gelişiyor ve olgunlaşıyor biliyorum. Hemen artık bilginin yaş gözettiğini de anlıyorum. 50 yaşından önce ulaşılamayacak bilgiye 30'unda sahip olmanın mümkün olmadığını düşünüyorum.
Soru 24. Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Bilgiye olan bakış açısı zaman içinde değişime uğramıştır. B. Öğrendiklerini başkalarına aktarabilmek için çaba harcamıştır. C. Zihinsel süreçlerin bilgiye edinmedeki rolünü keşfetmiştir. D. Öğrendiklerini gerçek dünyayla karşılaştırmaya başlamıştır. E. Bilginin zamana bağlı olarak değişebildiğini fark etmiştir. Doğru cevap B. Öğrendiklerini başkalarına aktarabilmek için çaba harcamıştır. Soru 25. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Bir kitabı anlamak için başka kitaplardan edinilen bilgileri de kullanmak. B. Okunan kitaplar hakkında yazılmış eleştiri metinlerini karşılaştırmak. C. Gerçek yaşantılardan hareketle başkalarının yazdıklarını yorumlamak. D. Okumalardan öğrenilenlerin hayatın farklı alanlarındaki karşılığını göstermek. E. Başkalarının yazdıklarını yeniden yorumlayarak özgün eserler ortaya koymak. Doğru cevap A. Bir kitabı anlamak için başka kitaplardan edinilen bilgileri de kullanmak. Soru 26. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini savunması beklenemez? A. Bilgiye dair görüşler zaman içinde değişiklik gösterebilir. B. Bilginin özümsenmesi için hayat tecrübesi önemli bir araçtır. C. Bilgiyi tam olarak anlamak için üzerinde düşünmek gerekir. D. Bilgiyi anlamlandırmak uzun ama keyifli bir sürecin sonucudur. E. Bilginin köklerine inmek onu anlamanın başlıca yoludur. Doğru cevap E. Bilginin köklerine inmek onu anlamanın başlıca yoludur. 27'den 30'a kadar olan soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Bir matbaada çalışan Selami ve Yalçın adlı ustalar toplam 7 eseri sırasıyla basıma hazırlamıştır. Bu eserlerden bazıları hikaye, bazıları ise roman türündedir. Eserlerin hazırlanma sırasına ve kim tarafından hazırlandığına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Her bir eser sadece bir usta tarafından hazırlanmıştır. Yalçın Usta toplam 4 eser hazırlamıştır. 3. ve 6. sırada hazırlanan eserler aynı türdedir. 1. ve 7. sıradaki eserleri aynı usta hazırlamıştır. Hikaye türündeki eserler art arda hazırlanmamıştır. 3. sıradaki eseri Yalçın Usta hazırlamıştır. 4. sıradaki Selami Usta hikaye türünde bir eser hazırlamıştır. Yalçın Usta'nın hazırladığı bir hikayeden hemen sonra Selami Usta bir roman hazırlamıştır. Soru 27. Buna göre 1, 3. 2, 5. 3, 7. sırada hazırlanan eserlerden hangileri hikaye türünde olabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. Doğru cevap C. Yalnız 3, yani 7. Soru 28. Buna göre Yalçın Usta 1, 2. 2, 5. 3, 6. sıradaki eserlerden hangilerini hazırlamış olabilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Doğru cevap E. 2 ve 3. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? A. Yalçın Usta 2 hikaye hazırlamıştır. B. Yalçın Usta 1 hikaye hazırlamıştır. C. Selami Usta 1 roman hazırlamıştır. D. Selami Usta 2 roman hazırlamıştır. E. Selami Usta 2 hikaye hazırlamıştır. Doğru cevap D. Selami Usta 2 roman hazırlamıştır. Soru 30. 1. ve 7. sırada hazırlanan eserlerin aynı türde olduğu biliniyorsa aşağıdaki eserlerden hangileri de aynı türdedir? A. 1. ve 6. sıradaki eserler, B. 2. ve 4. sıradaki eserler, C. 2. ve 7. sıradaki eserler, D. 4. ve 6. sıradaki eserler, E. 4. ve 7. sıradaki eserler. Doğru cevap E. 4. ve 7. sıradaki eserler. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.